Bu videomda sizlere Mac bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz, kullanırken de gerçekten inanılmaz keyif alabileceğinizi düşündüğüm yine birbirinden farklı çiçekmiş çiçek uygulamalardan bahsedeceğim. Aslında daha önce kanalım üzerinde yayınlamış olduğum videoların devam niteliğinde bir içerik olacak desem daha doğru. Eğer onları da henüz izlemediyseniz mutlaka göz atmanızda fayda var. İsterseniz vakit kaybetmeden ilk uygulamamızla başlayalım. Minibar X aslında menü çubuğunuzda yer alan bir arama motoru ve çok efektif şekillerde bu uygulamanın nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Tabii ki kendine has tarzıyla kullanırken de çok farklı deneyimler yaşayabileceğinizi düşündüğüm bu uygulamayla sosyal medya hesaplarınızdan tutun da en sık kullandığınız internet sitelerine, oyunlara, araç takımlarına ve daha fazlasına tek bir tık işleminizle menü çubuğu üzerinden ulaşabilirken arayüzünün sunmuş olduğu esneklik sayesinde pencereleriniz üzerinde de kendinize göre düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Apple Store'dan indirebileceğiniz Minibar X ücretsiz olarak 2 adet kısa yolluya kullanım imkanı sunarken daha fazlasını talep etmeniz durumunda Pro versiyonuna geçmenizi ve ücret ödemenizi istiyor. Bu harika ötesi uygulama motorundan yararlanmak için uygulamayı indirin, Launchpad'inize gidin ve Minibar X ikonuna tıklayın. Ardından menü çubuğunuzda beliren X işareti yardımıyla dilediğiniz kısa yolları ekleyip kullanmaya başlayın. Çalışmalarınızda sıklıkla bir karmaşa içine giriyorsanız ki ben bunu sürekli yaşıyorum, tam size göre bir uygulamaya geldi sıra. İsminden anlaşılacağı üzere later, yani Türkçe meali daha sonra, yaşamış olduğunuz bu kaos durumunu saniyeler içerisinde belirlemiş olduğunuz kriterlerde çözebilme yetisine sahip. Later sayesinde dilersek içerisinde bulunduğumuz pencerelerimizi herhangi bir kayba uğratmadan anlık olarak ekranımızdan başka bir diyara gönderebilirken dilersek de daha sonra tekrar ekranımıza geri getirebiliyor ve kaldığımız yerden işlemlerimize devam edebiliyoruz. Tabi later'ın yapabilecekleri bunlarla sınırlı değil. Uygulama arayüzünden belirleyeceğiniz kriterlerle sakladığınız uygulamaları geri getirirken tüm uygulamalarınızı kapatabilir veya saklama esnasında hepsinden çıkılmasını isteyebilirsiniz. Ve tabii ki daha sonra kaldığınız yerden devam edebilmek için geri dönüş zamanını da belirleyebilirsiniz. MacOS işletim sisteminde denetim merkezi üzerinde yapabileceklerimiz hepimizin bildiği gibi oldukça sınırlı. Peki bu sınırları ortadan kaldırabilirsiniz desem? Only Switch Mac'lerimizde çentik gizleme, karanlık moda geçme, radyo dinleme, Pomodoro zaman ayarlama, dilediğimiz zaman aralıklarında bilgisayarımızı açık tutma ve bunun gibi daha birçok özelliği içerisinde barındıran harika bir arayüze sahip. Ayrıca uygulama ayarlarında yer alan özelleştirme kısmından tamamen kendimize göre de kişiselleştirmeler yapabildiğimizi unutmayalım. Bu uygulamayla birlikte Mac'lerinizde gözünüzün gördüğü tüm metinleri klavyenize ihtiyacınız olmaksızın tek bir mouse hareketinizle kopyalayıp yapıştırabilir, hatta anlık olarak çevirilerini dahi yapabilirsiniz. Tam bir derya deniz diyebileceğimiz PopClip uygulamasının tabii ki sizlere sunduğu bunlarla sınırlı değil. Kullanımı da oldukça basit. Uygulamayı Mac'inize indirdikten sonra menü çubuğunuzda yer alan PopClip ikonunu aktif hale getirin. Ardından Action bölümünden kullanım şeklinize göre değişikliklerinizi gerçekleştirin. Dilerseniz sol alt köşede bulunan artı butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan işinizi kolaylaştıracağını düşündüğünüz birbirinden farklı kısa yolları PopClip uygulamasına indirin. Ki muazzam şeyler var, mutlaka göz atmanızda fayda var. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra ise metinlerinizi seçin ve gerisini PopClip uygulamasına bırakın. Eğer siz de benim gibi sıklıkla internet üzerinde bir şeyler araştırıyor, notlar alıyor, almış olduğunuz notların da sürekli olarak gözünüzün önünde durmasını istediğiniz bir müsvedde kağıdına ihtiyaç duyuyorsanız Tayk tam size göre bir uygulama arkadaşlar. Siz benim bu kısımda araştırma dediğime bakmayın. Tabii ki ders çalışırken, online toplantı halindeyken veya bunun gibi birçok farklı senaryoda da Tayk uygulamasından yararlanabiliyorsunuz. Hem minimal hem de inanılmaz basit bir arayüze sahip olan uygulamamızın kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra menü çubuğumuzdaki sayfa ikonuna tıklamamız kafi.
Yeni bir Mac aldığınızda veya bilmediğiniz bir uygulamaya geçiş yaptığınızda haliyle öğrenmeniz gereken birçok kısa yol da beraberinde geliyor. Tabii ki tüm bu kısa yollara alışmak bir hayli zaman alıyor. İşte Cheat Sheet ile birlikte Mac bilgisayarlarınızda yer alan tüm uygulamaların kısa yollarına klavyenizden tek bir tuş işleminizle erişim sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu sayede hem hız kazanıyorsunuz hem de hard diskinizi doldurmamış oluyorsunuz. Tek yapmanız gereken uygulamayı kurduktan ve gerekli olan izinleri verdikten sonra aktif olan uygulama üzerinde command tuşuna birkaç saniye basılı tutmak. Saniyeler içerisinde tüm kısa yollar artık ekranınızda. Bu uygulamaya Mac'lerimizdeki anımsatıcılar uygulamamızın menü çubuğundaki minimal hali desek yanılmış olmayız. OneThink ile gün içerisinde anlık olarak kısa notlar tutabilir, bu notlara kolay yoldan erişim sağlayabilir, hatta kendiniz için menü çubuğunuza hatırlatma da ekleyebilirsiniz. Gerçi görmüş olduğunuz gibi ben biraz farklı kullanıyorum, yani neler yapabileceğiniz biraz da sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, tüm bu bahsetmiş olduğumuz uygulamaların linklerine videonun açıklamalar kısmından erişebilirken daha farklı uygulamalar için de yanda çıkan videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.